Şimdi ilk yapmış olduğumuz çalışmalar malum. Burası tamamen bir farklı kombinasyonlarıyla. Şu kullandığımız ahşap ev yordamıyla yapılmıştı. Bunu daha bir özgün duruma getirdik. Kısaca bahsetmek gerekirse en önemli husus tel ayarının tamamen yapılabilmesi üzerine. Şuraya bir aparat koyduk. Bu aparat çok basit. Kıl testereleri vardır. Elde kullanılan küçük. Onun testereyi gerdirme mekanizmasını söktük üzerinden. Bunu onu monte ettim. Telin bitim noktası şurada gördüğünüz krokodilin olduğu yerde görmüyorsunuz kameradan. Orada bir yay sistemi koyduk. Teli tamamen gerdirebilmesi için. Telin ısınmasına mütevellit eğim kazanması yayı koyduktan sonra giderilmiş oldu. Diğer türlü farklı bir aparat kullanıyorduk. Şu görmüş olduğunuz aparatı kullanıyorduk. Ne yapmıştık? Eskisinde arka tarafından şunu koyup bunu çevirdiğinizde bu geliyor gibi. Ancak geliyordu ama sisteme de zarar veriyordu tabii. Yani tam 90 dereceyi koruyamadığımız için her gelmesin aslında. Aynı zamanda buranın hassasiyetini de bozuyordu. Yayı oraya koymamızın sebebi tel ısındığında da gerginliğini muhafaza etsin diye. Yay bildiğiniz basit bir yay. Böyle özellikle bir yay değil. Tabii çelik olması özelliği var. İkinci husus, kay sisteminin altına çıta koyduk. Görürsünüz zaten, görüyorsunuz. Rayları biraz daha yukarı kaldırdık. Dolayısıyla tablo da yukarı çıkmış oldu. Bunu yapmamızın amacı herhangi bir şekilde eğer step motor koyarsak sisteme şunun altına aynı zamanda bize bir alan sağlasın diye gördüğünüz gibi alt tarafta bayağı boşluk oldu. Step motoru buraya koymak planlıyorum. Herhangi bir şekilde sistem değişikliğine gidilirse ona da bir hazırlık olsun. Tekrar bir daha söktük yapmayalım diye bu şekli tercih ettik. Değişikliklerden bir tanesi şu olayı yaptık. Burada da ray sistemi koyduk. Bunu yapmadık amaç, şimdi straforları keserken 90 derece malum kesemiyoruz. Her ne olursa olsun daha büyük straforlarda. Şuradan bakarsanız eğimi görürsünüz. Dolayısıyla eski haldeyken şu aparatı şuradan çıkartırsak bakın şöyle bir eğim alıyor. Bu eğimde kestiğiniz zaman şöyle bir kavis yapıyor. Dolayısıyla bunu engellemek için şunu kaldırıp şu aparatı buraya koymamız bizim 90 derecemizi bulmamız yardımcı olur. Altta bir takoz desteği var. O takoz desteğini kaldırdığımız zaman bu tamamen aşağı doğru inip çıkacak. Bu esnada iyileştirmeler, yani bu kesim aparatının upgrade tarzı bu şekilde. Açılı kesmek istiyorsak şu aparatı kullanıyoruz. Bunu buraya koyup gerekli ön hazırlığı yaptıktan sonra şu şekilde bize gerek olan açıyı verdirerek istenilen kanadı kesme olayımız var. Ancak biraz zor olduğu için dikkat edip hassas bir kesim yapmak lazım. Bu tabloda bu amaçla kullanılıyor. Şimdi bir tane kanadı kullanılmış gibi farz edelim. Bir parçasını keselim bakalım kesebiliyor muyum? Kesilen parça tamamen 90 derece. Yani
Göz yönü şeklinde. Evet, amacımız şu parçayı 90 derece kesmek. Ve kestik. Bu şekilde bu işini işlerini görüyoruz. Gördüğünüz gibi sistem gayet basit. Biraz üzerine yoğunlaşıp çalışmak gerekiyor. Onun haricinde başka bir şey yok. Umarım yeni başlayan ya da bu tarz bir şey yapacak olanlara bir öngörü olarak vermiş olalım. Şimdi bu kadar.